YouTube'un Dert Dinleyen kanalına hoş geldiniz. Kıskançlığın çoğunlukla erkek üzerinden konuşuyoruz ama kıskanç kadından da korkmalı mıyız? Aynı şekilde. Hani kendi elinde olamaz. Yani erkeğe ben burada oturacağım, sen arkanı dön bakalım falan demez, diyemez. Ama her baktığına o da bakar böyle. Karşıdan güzel bir kadın geliyorsa gayri ihtiyarı gözün ilişiyor ya da hiç düşünmeden bakıyorsun. Sen onu tanıyor musun? Sen ona baktın. Yahut da erkek alakasız, ilgisizse onu kıskandıracak bir takım hikayeler uydurmak veya kahkahalar atmak, erkeklerin böyle karşısında kırıtmak. Bunlar hepsi karşı tarafı, sizi yani erkek olarak sizi kıskandırmaya çalışmak. Herkes zannediyor ki bu tip şeyleri yaparsa siz ona daha çok dikkat edeceksiniz. Daha çok ilgi göstereceksiniz. Hayır. Bunlar erkekleri iter. Ay bu ne yani? Her hareketim kontrol altında. Ya da onun yanında konuşamazsınız. Daha sevgilinizdir. Hazır ola geçmiş gibi konuşursunuz ki kadın hemen kapatır kapatmaz size soracak tabii, bekleyebiliriz ya da bakar böyle, ne abi kimle konuşuyorsun bakayım diye. Niçin konuştun? Nasıl konuştun? O kim? Neden arıyor? Belli seviyelerde kadın haklı olabilir ama aşırılıklardan uzak duracaksınız. Böyle insanların İleride hina acette evlenmişseniz başınıza bela getireceğine emin olun. Ve böyle insanların hakikaten sizin ailenize, çocuklarınıza türlü çeşit tuzaklar kurarak, onları taciz ederek sizi elde etmek için uğraşacak ruh hastası olan insanlar, kadın veya erkek, hemen anlarsınız. Çok dikkatli olun. Çok dikkatli olun, uzak durun. Kıyas yapacak olsanız sizce kadın kıskançlığı mı yoksa erkek kıskançlığı mı daha korkutucu gelir? İkisi de derecesine göre. Kadının da korkunçlaştığı anlar var. Erkeğin ise zecri hareketlere başvurdu. Dövmekti, yaralamaktı, Allah korusun öldürmekti gibi. İşte görüyorsunuz 3. sayfalarda gazetelerde neler oluyor. Her iki tarafta kıskançlık, par prensip, karşısındakine güvenmemek ve onu bir şekilde kendi istediği şekilde tutmaktır. Alaka ilgi değildir. Onunla karıştırmayın. Sevgi hiç değildir. Bir kadın kocasını kıskandığını kocasına ya da etrafında dolaşan kadınlara belli etmeli mi? Yok, buna gerek yok. Küçük düşersiniz. Adam biriyle konuşsa hemen yanına gitmek, ne konuşuyordunuz demek ya da dinlemek, adama nefes aldırtmamak. Bunlar sadece etraftakilerin, yazık ayol ne kadar kıskanıyor kocasını. Adam da ne kadar iyi, zavallı, hiç görmüyor mu bunu demesine sebep olur. Siz oturduğunuz yerden kocanız nereye gidiyorsa onu böyle takip etmekten de vazgeçin. Göz ucuyla bakarsınız. Aşırılıklarını gördüğünüz zaman bir şey söylemezsiniz orada, hiç belli etmezsiniz. Ama yolda da değil, eve gittiğinizde, hatta o akşam değil, ertesi gün yemek yemiş, sakin, ruhsal olarak dingin olduğunuz bir zamanda senin dün akşamki o aşırı hareketliliğin, devamlı onlarla bunlarla arkadaşlık etmen, güldürmen, bana hiç alaka göstermemen, beni yalnız bırakman beni çok rahatsız etti. Bir daha yapma lütfen, olur mu? Biliyorum hiçbir şey duymadığını ya da böyle bir şey bilerek yapmadığını. Bunlar da sizin ona verdiğiniz bonuslar. Ama bunlar etraftan bakanın yadırgayacağı şeyler. Yapmamış olmanı tercih ederim. Lütfen yapma. Empati yap. Ben böyle bir şey yapsam, hiç sana gelmesem, sana bakmasam, seninle alakadar olmasam, işte ne bileyim çayımı bile kendim doldursam, başkalarıyla böyle devamlı konuşsam, sana hiç bakmasam, hoşuna gider miydi? Gitmezse sen de bana yapma dersin. Biter gider. Bana abone olursanız, yorumlarınızı ya da suallerinizi yollarsınız, ben de size her şekilde yardımcı olurum.